Herkese merhabalar. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Ben Şevval Gezegenim. Hoş geldiniz. Bir ürün 5 dakika serisinin yeni ürünüyle karşınızdayım. NYX Total Control Drop Fondöten. Zaten cam bir ambalaja sahip. Böyle olunca bana birazcık daha kaliteli, birazcık daha sağlıklıymış gibi geliyor ister istemez. Ve pompalı yüzümün bir kısmına bu 3 boyutlu kabuki fırçayla uygulayacağım. Nasita ya da Nasita'nın 150 numaralı fırçası. Bir tarafına da süngerle uygulayacağım. Bu da H&M süngeri. Pompayı alıp direkt suratıma sıkmayı daha çok seviyorum. Bu fondöteni bana kalırsa gerçekten çok sıkkılı bir kabuki fırçayla uygulamak veya yine hani çok sıkkılı fondöten uygulanabilen herhangi bir fırçayla uygulamak çok iyi bir sonuç verecektir. Çok daha iyi bir sonuç verecektir. Gerçekten çok ince. Gerçekten çok ince bu arada. Su gibi zaten kıvamını gördünüz. Arttırabilir bir fondöten olduğu için birazcık sınırları zorlayıp full kapatıcılık istiyorum. Ve birazcık daha. Ve bence bu fondöteni ne kadar çok süngerle böyle yuvarlak hareketlerle yayarsanız o kadar güzel duruyor. Gitgide doğallaşıyor yani. Sünger çok büyük ihtimalle bunu emecek. Yani daha önce süngerle deneyip zaten bu sonucu almış birkaç arkadaşım da var. O yüzden sizin için biraz bile bile hadis olacağım. Gerçekten dediğim gibi sünger çok fazla emdi. Ayrıca pudralaşma özelliği olduğu için midir hiçbir fikrim yok ama süngerle uyguladığım zaman cildimde daha kuru duruyor. Birazcık daha gerçekten kabuklanmaya falan meyilli duruyor yani. Ama fırçayla uyguladığım tarafta hiç öyle bir sorun yok gayet. Pürüzsüz duruyor. Buraya da bir kat daha uyguluyorum ama yine süngerle. Kesinlikle bu fondöteni uygulamanız gereken şey bu tarz bir fırça. Hatta biraz üzerine geçmek istiyorum şu an yani gerçekten. Şu an suratımın iki tarafına baktığım zaman kesinlikle bu tarafta fondöten yokmuş gibi falan durduğunu iddia edebilirim. Hani cildime böyle yaklaşıp baktığım zaman kendi cildim neyse neredeyse onu görüyorum. Tamamen değil ama neredeyse onu görüyorum. Sadece renk eşitsizliklerini tamamen ortadan kaldırdığını hissediyorum. Makyajımı tamamen yapıp geri geliyorum o zaman. Fondöten mat ya. Biraz aydınlatıcı eklemek istiyorum. Biraz. Fondötene geri dönebiliriz. Fondötenin 24 tane rengi var ve bendeki rengi 08 True Beige rengi. Fiyatına gelecek olursak tam olarak küsuratıyla söylemek gerekirse 56 lira 95 kuruş. Bu fondötene bu fiyat değer mi sorusunun cevabı ise muhtemelen az gramajlı olması dışında evet olacaktır cevap yani. Değer ama diğer fondötenlerime baktığım zaman hepsi 30 ml'miş, bu 13 ml. Ama bir yandan da çok sıvı, o yüzden az bir miktarının bile yettiğini ele alırsak biraz konsantre bir ürün gibi. Eğer full kapatıcılıkta kullanacaksanız yani kat kat kullanacaksanız tabii ki çok çabuk bitecektir ama yazın işte hafif lekelerimi kapatsın, azıcık süreyim böyle cildim kendine gelsin diyorsanız bence bu 3 ay falan bile gider. Bence gider yani. Nasıl zamanlarda tercih edeceğimi betimleyeceğim şu an size. Doğal görünsün, böyle yok gibi görünsün ama suratımdaki kusurları kapatsın ve kat kat bir şeyler sürmeyeyim fondöteni bence. Mat ve pudra bitişli olduğu için varlığı belli olmuyor ve kuru ciddiyseniz bu fondöteni çok fazla seveceğinizi düşünmüyorum. Çünkü hem mat bitişli olmasından sebep hem birazcık da yapısından sebep herhalde kuru cildin kuru bölgelerini birazcık kabuklanma yapmaya meyilli yani. Bu fondötenin kendi fırçası da varmış. Ama internetten fiyatına baktığım zaman 82.95. Yine küsuratıyla söylemek gerekirse. O yüzden hani almak isterseniz güzel bir fırça olabilir ama fondöteni almışken bir de fırça mı alacağım diyorsanız bu tarz bir kabuki fırça da iş görecektir. Ve benim bu ürünle ilgili görüşlerim bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene basmayı, aşağıya yorum bırakmayı, beni diğer sosyal medya hesaplarından takip etmeyi, gezegenime abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklıymış gibi geliyor camda olduğu zaman. Neden? Çok emin değilim. Neden çok emin değilim? Eminsin çünkü plastik zararlı bir şey. Böyle göz kara. Aaa kaşım.